İstihare, hayır isteme namazı ve duası. İstihare, insanın önemli işlere yöneldiğinde ama o işlerin hayır olup olmadığını bilmediğinde Allahu Teala'dan hayırlı olanı talep etmesidir. Hayrı ve şerri bilinen şeylerde, ibadetlerde, faydalı işlerde, günah ve münker olan şeylerde istihare yapmak zaten meşru değildir. İstiharedeki hikmet Allah'ın emrine teslim olmak, dünya ve ahiret hayırlarını elde etmek için ona yönelmektir. Bunun için namaz ve duadan daha faydalı bir şey yoktur. Çünkü namaz ve duada Allah'ı yüceltme, ona senada bulunma ve ona muhtaçlı ifade etme vardır. İstiharenin nasıl yapılacağı konusu ise Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadiste sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı işlerde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi istihare yapmamızı öğretir ve şöyle derdi. Sizden biriniz bir işe yöneldiği zaman farz namaz dışında iki rekat namaz kılsın ve sonra şöyle desin. Ey Allah'ım senin ilminle senden hayır istiyorum. Senin kudretinle senden yapabilmeyi istiyorum. Yüce lütfundan dolayı senden istiyorum. Çünkü sen güç yetirensin. Ben güç yetiremem. Sen bilensin. Ben bilemem. Ve sen bilinmeyenleri en iyi bilensin. Allah'ım eğer bu işin dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlı olduğunu biliyorsan bana onu nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve sonra da o işi benim için bereketli kıl. Eğer bu işin dinim, Dünyam ve ahiretim için şerli olduğunu biliyorsan, onu benden, beni de o işten uzaklaştır. Hayır, neredeyse, onu bana nasip et ve sonra da beni ona razı et. Buyurdu. Buhari 6382 nolu hadis. Buna göre istihare eden kimse duanın kabulü hususunda acele etmemelidir. Namaz kılarak ve dua ederek istiharesini tekrar edebilir. İstihare duasının kabul edildiğinin alametlerinden bazıları insanın içinin rahatlaması ve söz konusu işin kolaylaşmasıdır. Bu konuda rüya görme şartı yoktur. İstiharenin kabul edilmediğinin alameti ise insanın o işten vazgeçmesi, işin kendisi için kolaylaşmaması ve o işin kendisinden uzaklaşmasından sonra kalbinin ona takılı kalmamasıdır.